Mesela bir alışveriş merkezine gittik. Genelde artık alışveriş merkezlerinden alışveriş yapıyoruz. Yani şu an bizi tabii Amerika, Avustralya, Almanya, dünyanın her yerinden izliyorlar. Artık dünya genelinde alışveriş genellikle ya online yapılıyor ya da bir alışveriş merkezine gidip bunu yapıyoruz. Orada daha çok hani seçenek olduğu için. Kesinlikle. Peki gittiğimizde neye dikkat etmek gerekiyor? Ben bir mağazaya girdiğimde daha kapıdan girerken nasıl bir şey bakmıştınız diye sorulduğunda ben direkt çıkıyorum o mağazadan. Çünkü ben o koleksiyonu görmeden, yeni neler gelmiş görmeden nasıl otomatikman klasik bir şey tarif edebilirim o görevliye? Neye dikkat etmek gerekiyor? Onun püf noktalarını böyle ufak ufak isterseniz işlemeye başlayalım. Evet, tabii burada söylemiş olduğunuz şey bakımından da biz akademik çalışmalar yaparken bir taraftan insan davranışlarını da inceliyoruz. İşte aslında o kişinin size ne bakmıştınız diye sormaması gerekiyor Evet, artık öncelikle. bitmeli bu soru Evet, bu zaten. sorular bitmeli. Geçmiş Sizleri dizide. takip etmemeliler. Göz ucuyla sadece takip etmeleri gerekiyor. Bu anlamda da tabii ki dediğim gibi hem akademik çalışmalarla bunları destekliyoruz hem de firmalara da çalışmalarla onlara destek oluyoruz. Nasıl yapmaları gerekiyor ama tabii ki insan satın alan müşteri pozisyonuna geçtiğimizde aslında nasıl almalıyız? Nasıl almalıyız'a geldiğimizde evet orada nasıl almalıyız'a öncelikle biz AVM'ye gitmeden öncesinde ne almamıza karar vermemiz gereken bir süreç var. Onu da nasıl yapıyoruz? Öncelikle şimdi özellikle işte Mart, Nisan ayları giysileri değiştirme zamanları ya da işte Eylül, Ekim ayları giysileri değiştirdiğimiz gardıroptaki de giysilerin değişme zamanı. O zamanlarda özellikle giysileri böyle bir hepsini bir dökelim. Neyimiz var, neyimiz yok. O kadar çok eşyamız var ki aslında. Belki de Bir hiç de gerek yok. etiketi üzerinde çok şey var Çok şey var. askılarımızda değil mi Çok. hanımlar? İtiraf edelim burada. Tabii hanımlar diye hitap ediyorum. Şimdi daha çok biz bugün hanımlara yönelik bir içerik konuşacağız. Yani hanımlar nasıl seçebilir kıyafetlerini diye. Ayrıca bir bölümde de sadece erkekleri işleyeceğiz. Çünkü sadece erkekler için bir kitap da Evet yazdınız. evet erkekler için bir kitabım var ama kadınlar için de bir kitabım var. Muhtemelen yayınlandığında çıkmış da olur. Onu da yine paylaşırız. Harika, Çok da şahane. güzel olur. O Yani zaman döktük yatağımızın üzerine bütün hepsini gardrobu. döktük. Hepsini karman çorman yaptık. Orada ne yapmaya başlıyoruz? Orada öncelikle kombin yaparak yerleştirelim. Şimdi öncelikle bir neyimiz var? Ne kadar ceketimiz var? Ne kadar gömleğimiz var? Ne kadar elbisemiz var? Ne kadar tişörtümüz var? Ne kadar pantolonumuz var? O kadar çok giysi çıkıyor ki insanlar özellikle danışmanlıklarda görüyorum ki ya gerçekten insanlar o kadar benim o kadar giysim var mıymış ya geliyor. Ama halbuki dolap dolap böyle tıka basa dolaplarca giysiler var. Sonrasında evet ya sonrasında kombin yapmaya başladığımız zaman eksikler o zaman çıkıyor. Yani o kadar o eksikleri de yazmak gerekiyor tabii ki. Not almak gerekiyor. Çünkü insan bir şekilde unutuyor. O şeyin sonunda, düzenlemenin sonucunda kesinlikle unutuluyor. O yüzden yazarak Kağıda gitmek dökmek. gerekiyor. Ki hangi giysi hangisiyle uyumlu? Hatta fotoğrafını çekerek. Çünkü düşünmek için de insanlara kolaylık sağlamak. Şimdi hayatımızı kolaylaştırmak her şey. Hani tasarımda şu an tasarımın amacı zaten insanların hayatını kolaylaştırmaktır. Bir taraftan da giysileri düzenlemek de bizim hayatımızı kolaylaştırıcı şeylerden bir tanesi. Zaman kazandırıyor her şeyden önce. Kesinlikle. Belki de şunun sebebi bu olabilir mi? Yani hani gardıropta genellikle evet siz diyorsunuz hani çok dolu oluyor bir sürü şey var ama genelde hep aynı parçaları giyiyoruz. Daha çünkü hızlı karar veriyoruz. Daha önce de giymiştik hani o kombini yapmıştık. Kolayımıza geliyor onu giyip çıkıyoruz ama geri kalan gardırobu kullanmıyoruz. Belki Kullanmıyoruz. %80'i değil mi? %20'sini Ellenmiyor kullanılıyor bile. genellikle. İşte kitabımda da aynı şeyden bahsediyorum. Hani bunu nasıl yapmalıyız ve dediğim gibi mutlaka yerleştirirken kombin yapıp fotoğrafını çekip sonrasında onu dolaba yerleştirelim. O şekilde yerleştirelim. Evet ceketler ayrı, gömlekler ayrı yerleşecek tabii ki ama onunla oluyor. Ya bunda bu daha iyi oluyormuş şeklinde devam etmek gerekiyor. Tabii Süper. ki burada da kombinleri yaparken trendlere dikkat etmek gerekiyor. Şimdi eskisi gibi ceketin içerisinde gömlek giyemezsiniz. O sezon bitti artık. O trendler geçeli çok oldu. Bluz giyebilirsiniz. Ceketin içerisine artık bluz ya da kazak Peki giyebilirsiniz. böyle bisiklet yaka gibi bir bluz mu yoksa V yaka mı ya da şöyle mi? Orada da çünkü hep böyle soru işaretleri oluyor Evet, insanda. yani ceketlerle çok böyle V yakayı tercih etmesek çok daha iyi olur. Daha böyle yuvarlak yaka ama Yuvarlak geniş bir yuvarlak yaka olursa daha iyi olur. yine. Örneğin
direkt şuradan kesen bir giysi zaten alınmaması gerekir. Neden? Hı-hı. Sanki böyle boynu küt diye kesiyor gibi. Boğuyormuşsun gibi çok bir görüntü. Çok kötü olur. Yani estetik anlayışı olmayan bir görüntü yaratıyor. Hı-hı. O yüzden onu yapmamak lazım. Birazcık daha geniş olsun. Hem bir taraftan da kolye takıyoruz. Hepimiz kolye takıyoruz bir şekilde. Kolye takmayacaksak o zaman birazcık daha dar olabilir ama yine de biraz hafif geniş olması daha iyi olacaktır. Ya da boğazlı kazak olabilir. Kazak dönemi ise boğazlı kazaklar da hoş görünecektir. Ama onun dışında böyle sıfır yaka değil. V yaka değil. V yakayı da mesela normalde şu anda benim bluzum V yaka. V yakayı tek böyle bluz giyecekleri zaman tercih etmek daha doğrudur. Takıyı peki mesela hani eğer boğazlı giyersek daha uzun bir takımı, bisiklet yaka tercih edersek daha kısa bir takımı gerekiyor orada. Hani göze batmaması ve kötü durmaması için. Evet. Orada da tabii ki şimdi eğer boğazlı kazak giyeceksek ceketin yakasıyla paralel düşecek bir kolye takmak gerekiyor. Bir taraftan da içerisine daha geniş yakalı bir bluz giydiğinizi düşünelim. O zaman da geniş yakayla paralel olacak bir bluz kolye takı olması gerekiyor. Ama bir taraftan da dediğim gibi mesela ben şu anda böyle giydim ve bakın yakama paralel bir şekilde geliyor kolyelerim. Evet. Ama ben buraya yuvarlak takmış olsaydım orada evet takan çok fazla kişi var ama bunu genellikle bilmediğinden estetik anlayış dediğimiz şey eğer gelişmişse kişi de zaten onunla olmayacağını daha çok biliyor. Kullanıyor, peki, öyle kullanıyor. Sizde de şimdi takılardan konuşurken hemen onu da araya sıkıştırayım. Normalde sorularım da yoktu bu ama üst üste takılan takılar. Şimdi ben hani Çağla Şike'yle çok yakıştırıyorum. Çok güzel bir boynu var ve üst üste taktığı zaman işte bileklikleri vesaire takı onda güzel duruyor. Evet. Peki biz takı takarken boynumuzun uzunluğuna veya buradaki işte o açıya nasıl dikkat edelim? Üst üste takmak herkes için uygun mu? Ya da tek bir şey mi takalım? Yani herkes için uygun mu? Herkes için uygun değil. Hı hı. Şimdi öncelikle tabii ki kolye dediğimiz şey boynu uzun gösteren bir şey. Evet. Boynu uzun olan kişi zaten kolaylıkla kullanır. Hı hı. Ama boynu kısa olan bir kişi mesela şöyle yine dediğim gibi az önce tişörtü nasıl güm diye böyle kesen bir şey olmasın dedik. Hı hı. O yüzden birazcık daha uzatması için daha aralık ne kadar çok olursa bedenden daha ne kadar uzaklaşırsa boyun o kadar uzun gösterir. Hmm. O yüzden boynu uzatması için kullandığımız şeylerden, triklerden bir tanesi diyebiliriz aslında. O kolye. Zaman hanımlar boynunuz birazcık şöyle hafif değil mi? Daha kısaysa mı diyelim böyle uzun gelmiyorsa bakın hemen ipucunu da almış olduk. Başka nelere dikkat ediyoruz? Evet başka nelere dikkat edebiliriz? Ceketi dedik. Ondan sonrasında ceketleri yerleştiriyoruz. Gömlekleri yerleştiriyoruz. Gömlekle ceketi aynı anda kullanmıyoruz dedik artık. Bluz da kullanıyoruz. Pantolonla takım olarak mesela bundan 2 yıl ya da 1 yıl öncesinde çok fazla takım takım kullanmıyorduk. Ama artık takım takım kullandığımız gibi bir de tamamen yani içine de bluzu aynı kullanarak da kullanabiliyoruz. Yani olduğu gibi aynı renk kullanabiliyoruz. O da tabii güzel artık hoş görünüyor. Neden? Çünkü trendler bize onu getirdi. Ama geçen yıl bunu giyilseydi bu değildi. Evet. Ama şu anda sürekli evet takım giyilebiliyor. Ve bir taraftan da bunları bu şekilde kombinleyerek yine yerleştirilebilir. Sonrasında geriye bir sürü giysi kalacak. O giysileri de neyle kombinleyebiliriz ya da belki de aslında hiç kullanmıyorsunuz. Hiç ihtiyacınız yok. Bir şekilde rahatlamak için depresyondayken özellikle kadınlar maalesef ki depresyondayken o kadar çok alışveriş yapıyorlar ki çok üzülüyorum. Evet. Depresyondayken alışverişe gitmiyoruz. Gidiyoruz arkadaşımızla konuşuyoruz. Psikoloğa gidebiliriz. Dışarıda hava alabiliriz. Nefes teknikleri yapabiliriz. Ama giysi kesinlikle almıyoruz. Çünkü depresyondayken alınan giysi kesinlikle yanlış giysidir. Asla. Asla almamak gerekiyor. O yüzden ama güzel, keyifli olduğumuz zaman da bu şekilde içerikleri çıkarttığımız zaman alışveriş yaptığımızda doğru alışveriştir. Şimdi örneğin şimdi yerleştiriyoruz dolabımızı. Evet bir sürü bir şey kaldı, bir sürü bir şey ama onları biz belki hiç kullanmıyoruz az önce söylediğim gibi. Belki de kullanacak kombinlerimiz yok. Belki de bazı kombinleri de onunla kullanacağımız ayakkabımız, botumuz, çizmemiz olmadığı için kullanamıyoruz. Çünkü bir giysiyi tamamlayan ayakkabıdır. Tabii. Ayakkabı, doğru ayakkabı olmadığı için de kullanamıyoruz. Mesela danışmanımın bir tanesinde o kadar çok giysi var, çok giysi var ki dedim ki ya yani ne kadar çok giysin var hani buna da danışmanlığa da ihtiyacın yok çok da güzel kombine.
ama yapamıyorum dedi. Neden dedi, ben bu giysileri giyemiyorum. Sonra hı-hı, baktık gerçekten ayakkabı ve çanta eksikliği varmış. Hı-hı. Ayakkabı ve çanta eksikliğini tamamladık ve bir sürü kombin oldu. Dedik ya evet, bundan sonrasında 1-2 yıl alışveriş yapmaması gerekiyor. Hı-hı. Bu danışmanlıklarda zaten şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Aslında giysi satın almama hı-hı, öğreniyoruz ya da giysiyi nasıl alacağımızı öğreniyoruz. Sizin öyle de bir şeyiniz var, hareketiniz var. Yani bu otursun istiyorsunuz insanlarda. Evet, gerekmiyorsa kıyafet almayın. Evet, kesinlikle. Yani Instagram sayfamda bütün bunları paylaştığım şeylerde, yani gerekmiyorsa giysi almayalım. Gerektiği zaman alalım, doğru giysiyi alalım. Yani ben giysi almayalım demiyorum. Doğru giysiyi alalım ve uzun süreli kullanalım. Uzun süreli kullanabileceğimiz giysiler alalım. Bir de şurada yanlış anlaşılma var. Uzun süreli kullanacağımız giysi marka mıdır? Evet. Marka mı olması gerekiyor? Evet, öyle mi? Hayır. Olmalı? Marka olması gerekmiyor. Ama bunun tabii ki marka olması gerekmiyor ama dikiş teknikleri. Önemli olan doğru dikiş teknikleri, doğru dikim teknikleri, doğru kalıp. Önemli olan size uzun süre kullanabileceğiniz bir kalıbın olması, uzun süre kullanabileceğiniz bir kumaşın olması. Şimdi hani bazen tişört alırız, deriz ya ağzı burnu bir yere kaydı. Evet. İşte. Yani ağzı burnu bir tarafa kaymayacak giysiler almak gerekiyor. Daha o da kaliteli keten veya pamuk kumaş. Yani illaki doğal, tabii ki doğal olması tabii ki önceliğimiz. Ama şu anda o kadar güzel polyesterler de var ki. Şimdi tabii ki o polyesterler, mesela geçen de bir tane takipçilerimden birisi, hocam polyesterler çok kötü, şöyle böyle ya da işte. Koku yapıyor. Çok, koltuk altı kokusu yapıyor polyester. Evet, aynen öyle. Bir taraftan da iç yani iç piyasada da şu anda dış piyasada da yine yani ünlü markalarda da polyester çok fazla. Ama oradaki kaliteli polyester önemli olan. Zaten polyesterin çıkış amacı da dayanıklılıktı. Ama sonrasında tabii ki hızlı moda devreye girince o zaman kalitesiz polyesterler üretilmeye başlandı. Ve o zaman zaten moda dünyayı da mahveden noktada yani. Ben polyesteri, hani kaliteli polyester dediniz ya, ilk böyle outdoor markaları var. Hani böyle doğa sporlarına falan çıktığımızda, dağa tırmandığımızda giydiğimiz kıyafetlerde görüyorduk. Diyordum ki yani neden polyestere bu kadar rakam verelim ki? demek ki o zaman ayrılıyor. Polyesterin bir ucuzu var. Bir de kaliteli, düzgün olan, giyilebilir durumda olanı var. Bunu bilmiyordum. Bunu da öğrenmiş oldum. Peki ceket konusunu atlamak istemiyorum. Orada şöyle bir trend de vardı ya son yıllarda. Ceket giyiyoruz. Bir de altına kot pantolon. Jean giyiyorduk. Evet. Altına tabii ki spor ayakkabı. Şimdi çok eskiden böyle bir 10 yıl, belki 5 yıl geriye gittiğimizde takım elbisenin altına mutlaka topuklu ayakkabı giyerdik. Sivri topuklu, stilettolar falan, hani pantolonun şekline göre, kesimine göre değişen. Fakat son yıllarda CEO'lar bile toplantılara spor ayakkabı giyiyorlar takım elbisenin altına. Evet. Bu dünyada zaten trendli, ben takip ediyordum. Türkiye asla bunu kabul etmez, hani uygulanmaz diye düşünüyordum. Orada nasıl kombinleyelim? Hala trend mi ceketin altına bir jean giymek? Evet, hala var. Hala var ama azaldı. Neden? Çünkü şu anda özellikle pandemiyle birlikte insanlar rahat olmaya alıştıkları için o jean'in dışında daha rahat kumaşlarla üretilen giysiler var. Pantolonlar var. Şimdi öyle olunca tabii ki likre oranları arttı vesaire. İnsanlar rahat kumaşları birazcık daha fark ettiler. Ha, bu kumaşlar da iyiymiş ya aslında diye. O yüzden tabii ki jean hiçbir zaman vazgeçilecek bir ürün değil hepimiz için. Ama onun dışında diğer ürünlerde yine rahat bir şekilde daha çok kullanılıyor. Eskiden biraz daha cine kaymıştı. Ama dediğiniz gibi artık iş ortamlarında da spor ayakkabılar kullanılıyor. İşte jeanlerde de kullanılıyor. İşte kumaş pantolonlarla da, eteklerin altına da çok rahat bir şekilde kullanılıyor. Ya da spor ayakkabının yanında sneaker da bazen hani olabiliyor. Evet, tabii. Yani hani spor ayakkabı çok spor kaçıyorsa belki biraz daha casual smart yapacaksak galiba, değil mi? Casual'da yani smart casual'da birazcık daha fazla kullanılıyor ve kullanımı da gerçekten çok güzel duruyor. Çok da güzel yakıştıranlar var. O yüzden bence o kullanım devam eder. Çünkü dediğim gibi pandemiden sonrasında insanlar rahat giyinmeye daha çok alıştı. O yüzden de geri dönüş zor. Topuklu ayakkabı tabii ki bir kadını özellikle şık gösteriyor. Evet, duruşunuz bile farklı oluyor. Bile farklı oluyor. Ama tabii ki özellikle giyilmesi gereken yerlerde hala devam edecek. Ama şu anda görüyoruz ki gelinler bile spor ayakkabıyla var. Ve bence çok da doğru. Evet, çok da doğru. İlk başta ya da topukla başlıyorlar, sonra ilerleyen dakikalarda hemen spor ayakkabıya geçiyorlar gibi. O yüzden bence çok doğru yapıyorlar. Ve böyle devam edecek. Pantolon demişken, peki yani dediniz ya kumaşı değişti artık, yani tercih ettiğimiz kumaşlar. Hanımlar alışveriş yaparken hangi kumaşı tercih etsinler pantolonda?
Tabii ki likro oranlarına baksınlar. Orada da tabii ki polyester oranı daha yüksek giysiler var. Polyesterle likro çünkü çok güzel uyum sağlıyor. Tabii ki pamukla da uyum sağlıyor ama polyesterden üretim çok daha fazla. Yani orada da kolay yıkanabilir olması için farklı çalışmalar var. İşte likro oranları %3, %5, %10'dan sonrasında sarkma yapıyor. İşte mesela kot pantolon alırız da ya bu sarktı, bu çok bolardı deriz ya. Evet. O aslında %10'un üzerinde olan likro oranlarından olur. O yüzden o likro oranı %10'u geçiyorsa onu tercih etmesinler. Evet çok rahattır, çok güzeldir, eşofman gibi görünür, rahatlatır. Ama bir taraftan da kısa sürede işte az yüzü bir tarafa kayar dediğimiz kumaşlar çok onlardır. Çok da dayanıklı değil yani. Evet, pantolon demişken o zaman hangi pantolonu seçeceğimize şu anlamda gelmek istiyorum. Vücudumuzun şekli, prototipi, proporsiyonu değil mi? Evet. Öyle desem daha doğru olur. Mesela pantolonu nasıl seçelim? Bana işte boyum uzun İspanyol paça mı uyar? Ya da işte dar boru paça dediğimiz gelen var. Mom jeans dediğimiz stilde var. Daha yüksek belli ya da slim fitler var. Kim hangi vücut tipine göre hangi pantolonu tercih etmeli? Tabii orada birazcık da bunu belirlerken birazcık da trendlere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi slim fitleri artık çok tercih etmiyoruz. Birazcık daha mom jeanslere doğru yöneliyoruz. Birazcık daha bol, biraz daha rahat. İşte o da yine pandemiyle birlikte geldi. Bakın pandemi bize neler neler kazandırdı diyoruz ya. İşte kazandırdıklarından bir tanesi de rahatlık. Yani aslında her alanda rahatlık, giysilerimizde de rahatlık. O yüzden mom jeans birazcık daha rahat. Artık o slim fitler, bacağı tamamen oturan o pantolonlar artık tercih edilmiyor. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Çünkü erkeklerde de gelmişti o kadar çok dar pantolonlar. Ben hiç beğenmiyordum bu arada. Hoş değildi. Bu arada tight'ı da buna katabilir miyiz? Çünkü tight da dar. Evet tight da dar ama tight'ı buna katamayız. Neden? Çünkü tight tamamen böyle yani örme kumaş dediğimiz kumaştan yapılıyor. O yüzden ona katamayız. Ama zaten onu biz ceketlerle kullanmıyoruz. O birazcık daha şey. Ama kot ya da jeans dediğimiz türde birazcık daha mom jeans'e kayıyoruz. Rahat giysilere. Erkeklerde de yine aynı şekilde, kadınlarda da. Evet, çünkü kadınlar erkekler için alışveriş yapıyorlar. O yüzden arada böyle erkeklere giriş yapabiliriz. Onlara da ufak ufak değinebiliriz. Peki diyelim ki bir bankada çalışıyoruz. Ya da işte hani böyle resmi giymemiz gereken bir yerde çalışıyoruz. Klasik pantolon giymek istemiyoruz ama hani o resmiyeti de korumak istiyoruz. Öyle olduğunda ne tarz ceket ve pantolon tercih edebiliriz? Şimdi tabii bankada çalışıyoruz. O zaman yine hani pantolon olarak daha rahat pantolonlar her zaman için bizi rahatlatacaktır. Ama ceketlerde de şimdi ceket olacak diye biz illa ki böyle sıkı sıkı ceketlere bürünmemiz anlamsız. Bizim birazcık daha rahat ceketler kullanabiliriz. Ki özellikle pandemiden sonra yine penye ceketler ortaya çıktı. Evet, daha ince, onlar daha rahat. İncecik, daha rahat. Kumaşlar yine likralı kumaşlardan çıktı. Bir de dediğiniz gibi mesela giysileri alırken proporsiyona dikkat etmek gerekiyor. Hani trendlere dikkat etmek gerekiyor ama bir de proporsiyon var. İşte özellikle şu dönemde İspanyol paçalar yeniden geldi. Evet. Evet. Spor giysilerde bile İspanyol paçalar geldi. Bu da aslında boyu kısa ya da bacak boyu kısa olanlar için çok güzel bir büyük bir avantaj. Onu kesinlikle kullansınlar. Yani bol paçalılar yine kişileri uzun gösterir. Ama tabii orada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Vücut şekillerine dikkat etmek gerekiyor. Yani elma vücut tipi dediğimiz kişiler eğer ki bol pantolon giyerlerse daha da kısa görünürler. Ama ektomorf olup da daha üçgen bedene sahip olan kişiler, yani omuzları geniş ama kalça kısmı dar olan kişiler ya da kum saati dediğimiz omuzları ve kalçası yaklaşık aynı özellikte olup işte beli ince olan kişiler, o zaman yine uzun ve yani hem uzun gösterir onları bol paçalar, hem de onlara daha güzel keyifli bir görüntü sağlayacak, hem de çok rahat olur tabii ki. Ama elma vücut tipine sahip ya da armut vücut tipine sahip kişiler tabii ki o pantolonları kullanmaması gerekir. Ben armutum ve farkındayım, hiçbir şekilde bana yakışmıyor. O yüzden hiç yani yanına bile gitmiyorum. Bir taraftan da tabii uzun kişiler. Mesela benim boyumda hani normalliğim biraz bir tık üstünde. Mesela ben uzun pantolon giydiğimde çok daha uzun oluyorum. O zaman mesela arkadaşlarım derler ki ya Başak çok uzun görünüyorsun. Şu anda çok da hani biz yanında rahat hissetmiyoruz kendimizi. Hemen değişiyor değil mi görüntü? Evet, çok inanılmaz derecede değişiyor. Çok şeyde. O yüzden ben birazcık daha işte bilekte biten pantolonları daha çok
tercih ediyorum. Yani boyunuz biraz hafif, bir tık uzunsa ya da işte 1.68'in üzerindeyse o zaman bilekteki ayak şeyler, pantolonlar daha iyi görünecek. İdeal. Peki eminim şu anda bizi binlerce minyon kadın da takip ediyor. Minyon kadınlar ne şekilde giyinsinler? Evet. Minyon kadın dediğimiz zaten ektomorf tipidir. Yani hem tıp dilinde anlaşılan tabiri hem de bizim kullanmış olduğumuz ektomorflar. Yani omuzları dar ve vücut olarak da birazcık daha kısa da olabilirler, uzun da olabilirler. Çünkü ben de bir ektomorfum aslında. Ve bu şekilde olduğunda ne giymeleri gerekir? Öncelikle omuzlarını geniş gösterecek giysiler giymelerini tercih etmek gerekiyor. Vatka yani, mı burada kastınız? Vatka, yani tabii ki yaz da olsa, kış da olsa ceket giyeceklerse vatka. Şu anda gömleklerde bile, yeni trendlerde gömleklerde bile vatkalar çıktı. Evet, evet. O yüzden çok kolay bir şekilde aslında kendilerini daha güçlü gösterebilirler, daha geniş gösterebilirler. Bence hatta kruvazelerde, bluzlarda falan çok güzel duruyor vatka. Daha değil böyle mi? Oturaklı duruyor. Değil evet, mi? Yanlış mı düşünüyorum? Daha iyi, evet evet, kesinlikle daha iyi duruyor. Ve sonrasında da ne giymek gerekiyor? Pantolonlarda yine uzun paçalı ya da işte dediğimiz gibi geniş pantolonlar kullanabilirler. Ama boy eğer çok kısaysa o zaman orada belki şey de çok kötü görünebilir. Ona biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani o pantolonda daha iyi ayarlamak lazım. Etekte, kısa etekler de aslında çok güzel durabilirler. Yani illaki uzun kısa diye değil de birazcık proporsiyona, uzaktan aynanın uzağına durarak bakmak gerekiyor. Nasıl daha iyi görünüyorum diye. Çünkü tam da evet bunun bir matematiği var ama hani dışarıdan birisine bunun matematiğini öğretmek biraz zaman alıyor. Biraz deneye deneye görmek gerekiyor. Birazcık da dış gözleri de dinlemek lazım. Bizi sevenlerden doğru yorumlar almak lazım tabii ki. Hani bizi sevenler de kırmamak için güzel şeyler söylüyor olabilir ama daha doğru, size daha doğru söyleyenleri daha iyi dinlemek gerekiyor. Çünkü birazcık teknik bir şey. Hani tabii, biraz sanıyorum matematik. Yaratıcı zeka, matematik giriyor devreye. Tabii. Hani aynaya baktığınızda ya da karşınızdaki birine baktığınızda hani neyi gördüğünüz ve neyi neyle meç ettiğiniz direkt matematik, evet, analitik kesinlikle. Bir şey gerekiyor orada. Peki yine eminim ki pek çok basenli hanım bizi izliyor. Bende de zaman zaman basen problemi oluyor. Basenli hanımlar ne şekilde giyinsinler? Kıyafet tercihinde nasıl hareket etsinler? Basenli kişiler öncelikle belden tamamen açılan giysiler giymemesi gerekiyor. Örneğin bu işte daire etekler olabilir. Bir dönem böyle belden açılan ceketler vardı böyle. Ne deniyordu onlara? Şu anda hatırlayamadım belden açılan yani eteğin üzerine bir volan olan kısımlar vardı. Onlar tamamen kalktı. Zaten iyi ki kalktı. Gerçekten Türkiye için asla kullanılmaması gerekendi ama tabii o dönem moda olunca dünyada hemen Türkler de hemen uyguladılar ve çok da güzel satışları oldu ama o dönem ama gerçekten çok yanlış. Neden? Türkiye'deki kadınlar ya göbeği var ya baseni var. Evet. Yani evet. Bu iki türden birisi. Yani o olmazsa o oluyor. O olmazsa ötekisi oluyor. O yüzden biraz oraya dikkat etmek gerekiyordu. Neyse ki kalktı. Çok sevindim. Ama ceketlerde de buna dikkat etmek gerekiyor. Ama ceketi şöyle. Şimdi şu anda bol ceketler trend ya. O yüzden bol ceketleri güzel kullanılabilirse aslında basenler kesinlikle kalkıyor. Hiç de görünmüyor. Bol pantolonlar yine kullanılırsa yine aynı şekilde hiç görünmüyor. Eteklerde şöyle etekler kullanılabilir. Şifon pliseli etek Türk kadınını çok güzel gösterir. Çünkü daha tiril tiril, böyle tiril, tiril dökümlü, bir taraftan da işte o uzun plise çizgileri uzun gösterir. Yani Türk kadının kesinlikle kullanması gereken bir ürün varsa pliseli şifondan etekler kullanılması gerekiyor. Hazır böyle bahar da geliyor, püfür püfür giyip gayet güzel dolaşabiliriz. Hatta daha feminen duruyor bence onlar. Kesinlikle çok. Böyle daha Akdeniz havası, daha dişil duruyor o kumaşlar bir kadında. Özellikle Türk kadınlarında. Hem de böyle basenleri de kamufle etmiş oluyoruz. Baseni kapatıyoruz, göbeği kapatıyoruz. Ne problemimiz varsa hepsini böyle çok güzel bir şekilde kapatıyor. Hem de uzun gösteriyor. Altına da çok güzel bir çizmeyle belki, çok hoş bir ayakkabıyla kombinleyerek onu da. Kış için çizme, işte bahar için daha böyle botlar ya da sneakerlar kullanılabilir. Yaz için çok güzel sandaletlerle kullanılabilir. Yani her sezon gidecek. Yani kış için de kullanılabilir. Hani şifon olması artık şu anda çünkü sezonlar kış gibi değil çünkü. O yüzden çok da güzel kullanılabilir. Çok da üşümeyiz yani. Çok böyle hani kar kapıyı kapatmıyorsa hani aslında giyilebilir kışında. Peki iri göğüslü hanımlar eminim çok problem yaşıyorlar kıyafet seçiminde. Çünkü onlarda da şey sorunu oluyor. Hani göğüsler iri olunca bu sefer daha büyük beden alıyorlar ama buralar bol kalıyor.
kalıyor. Ne bileyim, belki kollar daha bol geliyor. Siz daha iyi bilirsiniz, şimdi tarif edersiniz bize. İri göğsü olan hanımlar ne şekilde alışveriş yapsınlar? Evet, hani siyah kim ya, hiç mi siyah giymemeliyiz diyorlar ya, özellikle beni Instagram'dan takip edenler, çünkü ben renkli giyinmeyi sürekli vurguluyorum. Evet. Hiç mi siyah giymemeliyiz? Evet, özellikle büyük göğsü olanlar evet siyah giymeli, ama siyah giyinirken de onu şıklaştırmalıyız, cenazeye gider gibi olmamalı. Mesela siz ne kadar güzel şu anda giymişsiniz, altın sarısı düğmeleriniz var, işte küpeleriniz yine aynı şekilde, zaten saçlarınız sarı. Hani onu şıklaştırarak aslında siyah da çok güzel bir şekilde kullanılabilir. Bir taraftan da mesela siyah giysi kullanılırken neye dikkat etmek gerekiyor? Tabii orada göğüsler büyük olduğu için, şimdi açık bir yakada yine rahatsız olacaklardır. Birazcık daha kapalı bir yaka, belki boğazlı bir yaka ya da işte sizin yakanız gibi gömlek yakası olan elbiseler daha iyi görünecektir. Ve işte ön ortasında bir patlet yine hoş görünecektir. Patlet dediğimiz nedir? Şimdi biz bilmiyoruz halk olarak. Patlet dediğimiz tam da sizin üzerinizde tam böyle o gömlek ya da işte elbiselerde ön ortasında olan kısma biz patlet diyoruz. Ha şurası. Bu düğmeler var. Düğmelerin olmuş, yani düğmelerin olduğu kısma patlet diyoruz. Üste geliyor ya, getirdiğimiz kısma patlet diyoruz. Tamam. Bak, öğrenmiş olduk buradan, ne güzel. Sağ olun. Teşekkürler. O görüntüyü ikiye bölmüş oluyor. Ha, ya da ön ortasında böyle uzun gösteren, daha aşağıya doğru işte boncuk işlemesi varsa, orada bir malzeme varsa, farklı bir malzeme varsa yine görüntüyü ikiye böleceği için daha iyi görünebilir. Ya da dikkati eteklere çekebilirsiniz. Eteklere çekilirse ya da çok güzel dediğim gibi siyah bir elbise giydiniz ama ayakkabılar kırmızı bir ayakkabı, dikkati yine aşağıya direkt çekecektir. Patlar. Kontrast yaratıyor değil mi? Kesinlikle. Aa, ve ya da yüzde çok güzel böyle kırmızı bir makyaj yapılırsa yine dikkati yukarı vereceği için, yani yüze vereceği için asla göğse hiç kimse bakmaz. Daha dikkati orada öldürmüş olur. O yüzden bence o tarzlara dikkat etmek gerekir. Ama mesela sizdeki gibi cepler mesela olursa yani olmaması gerekir. O cepler hani göğsü büyük olan kişilerde zaten olmaması daha lazım. İri daha gösterir, çok dikkat çekiyor. Yukarı hem kapakları yukarı kaldırır, hem daha dikkat çekici olur. O yüzden oralara, hani buralarında böyle desenler olan, işte özel malzemeler olan ürünleri asla tercih etmemeleri gerekiyor. Özellikle baskılı tişörtlerde falan çok görüyoruz. Ya da işte pul payetli gömlekler çok arttı son dönemde. Evet. Onları o zaman tercih onları etmiyorlar. Olmaması gerekiyor. Peki hep derler ya, iri göğüslü hanımlar desenli ya da dallı güllü kumaşlar tercih etsinler. Siz katılıyor musunuz buna? Yani şöyle dallı güllü olsundan ziyade ona çok katılmıyorum, ama eğer ki tercih etmek istiyorlarsa, desenli tercih etmeleri gereken bir durum varsa, o zaman küçük desenleri. Şimdi minyonlar, işte bizim gibi normal kiloda olanlar, evet büyük desenleri tercih edebiliriz yeri gelirse. Ama normal işte minyon kadınlar da yine daha büyük desenleri tercih edebilir. Ama onun dışında eğer özellikle göğüsleri büyükse ya da iri yapılıysalar, kesinlikle küçük küçük desenliler. Böyle hafif, görünür görünmez. İşte hafif hafif olan desenler, özellikle yaz geliyor. Yaza girerken böyle desenlerde belirsiz küçük küçük desenler. Peki basenler dedik, iri göğüsler dedik, miyonlar dedik. Fazla kilomuz varsa, ama şimdi hani fazla kilonun herkese göre yeri değişiyor. Kimi kollarda tutuyor kiloyu, kimi basenlerde tutuyor. Evet, bölgesel oluyor. Kimi sadece karında oluyor, hamilelikten sonra o karın bölgesi gitmiyor. Fazla kilolarımızı ne şekilde kapatabiliriz? Büyük beden giyiyorsak orada nelere dikkat edelim? Tabii fazla kilolarımız varsa dediğiniz gibi bölgesel olduğu için, mesela diyelim ki kollarda var. O zaman daha geniş kollar kullanmak gerekiyor. Örneğin mesela benim kollarım fazla değil ama yine de mesela şu anda belden çıkan bir kol var. Yani böyle biz buna kırlangıç kol, sektörde kırlangıç kol deniyor, ama Japone kol dediğimiz bir kol tarzıdır. O yüzden bu tarz kollar kesinlikle kolları daha rahat gösterecektir. O yüzden de bu tarz kollar kullanılabilir. Yaz içinde nasıl kullanılabilir? Yaz içinde dikkati oraya verecek değil de daha böyle İşte daha farklı yerde, yani biz güzel olan kısmımıza dikkati verecek özel, işte belki kemer bağlamamız, eğer beliniz çok ince ise kemer bağlamalıyız, belki dikkat çekici bir kemer bağlamalıyız ve dikkati başka bir yere çekmeliyiz. Güzel olan bölgelerimize dikkat çekmeli, istemediğimiz, dikkat çekmek istemediğimiz kısımları ise kapatmalı ya da oraları vurgulamayacağız. Yani oralardan böyle kaçınacağız şeklinde. O zaman şöyle anlıyorum, boynumuz güzelse daha çok V yaka tercih ediyoruz. Evet.
İşte kollarımız ince ise askılı belki daha hoş kumaşlar tercih edip öyle ilerliyoruz. Peki ben de hafif sarışın sayılırım. İşte röfleli saçlarım. Sizde de aslında çok benzer saç tonlarımız. Daha çok ben böyle şeftali tonlarını tercih etmeye gayret ediyorum. Diyelim ki biz sarışınsak ya da esmersek, buğday tenliysek ya da açık renk tene sahipsek. Sizin uzmanlık alanınız tabii bu çok daha derin bir konu. Renk paletleri falan var. Milyon tane hani panoteler var. Buralarda nelere dikkat edelim? Sarışınsak ne tercihte bulunalım? Esmersek ne renkler tercih edelim kıyafetlerimizde? Makyaj mı giysi mi diyelim? Önce giysiden başlayalım sonra makyaja geçelim. Tamam. Giysilerde tabii şöyle, mesela iyi bir makyaj yaptıysanız bütün giysileri, bütün renkleri kullanabilirsiniz aslında. Eğer ki makyajınızı yapmayacak ya da günlük bir giysi de, mesela ben günlük hayatta çok fazla makyaj yapmıyorum, sadece bir ruj sürüyorum o kadar. O zaman mesela şu anda kullanmış olduğum giysiyi kullanmıyorum. Neden? Çünkü benim tenim birazcık sarı. Sarı olunca ben böyle bir giysi giydiğimde inanın hasta gibi görünüyorum. Soluk Soluk gösteriyor çünkü değil mi? gösteriyor çünkü. Ama iyi bir makyaj yaptıysam hiçbir dezavantajı yok. O yüzden iyi bir makyajla aslında doğru orantıda. Ama tabii ki beni daha iyi gösteren renkler var. Örneğin turuncu bana inanılmaz derecede güzel oluyor. Ben onu biliyorum. Ve bir taraftan da orta tonlar aslında. Şimdi turuncu da hangi turuncu? Şimdi o var. Orta tonları tercih etmek gerekiyor. Neden? Çünkü sarı, saçlarımız birazcık daha sarı. İşte tenimiz zaten bembeyaz. Şimdi öyle olunca düşünün, koyu bir rengi tercih ettiğim zaman yüzüm böyle patlıyor. O yüzden de hani o kadar büyük bir patlamadansa daha böyle orta tonlar daha güzel olacaktır. Ama diyelim ki esmer birisi o zaman daha açık tonlara doğru kaymak gerekiyor. Şimdi koyu tonlardansa açık tonlara kaymak gerekiyor. Ama daha böyle orta tonda bir cilt tipi varsa, saç rengi de daha orta tonlardaysa, hani böyle fındık kabuğu rengi dediğimiz saç Kahverengi, tonu açık vardır ya. kahverengi Evet, gibi. onlar mesela daha böyle koyu renkleri daha güzel kullanırlar mesela. Daha kullanmalılar. Yani renk paletinde de mutlaka işte renk çemberi diye girip baktığınızda internette onun açıktan ortalarda açıktan yukarıya doğru daha koyu olduğu bir palet vardır. O palette onlara dikkat etmek gerekiyor. Eğer ki esmerseniz açıkları kullanabilirsiniz. Eğer orta tonlardaysanız, beyazsanız, işte açık sarıysa saçlarınız ya da orta hafif ortaysa o zaman orta tonları kullanmanız daha doğru. Ama böyle kestane rengi ise saçlarınız ve teninizde birazcık daha hafif, biraz daha orta tonlardaysa o zaman daha koyu tonları kullanabilirsiniz. Mesela o kişiler siyahlar çok güzel yakışır. Hani bizde daha patlar, biz bu sefer yüzümüz patlar ama o kişilerde siyah da daha güzel olur. Diğer koyu renkler de daha güzel olur. Hani bizlerde birazcık daha onlar böyle güm diye patlayan, böyle rahatsız edici bir patlama durumu vardır. O yüzden daha orta tonları tercih etmek gerekiyor.